Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine Ekim 2013'te giren Deniz Karakol uçakları Deniz Kuvvetleri'nin olmazsa olmazı. Kanada Haber İzmit'te merkezi bulunan Cengiz Topel Deniz Hava Üssü'ne girdi. Deniz Karakol uçaklarını da yerinde inceleme imkanı buldu. Arkadaşımız Serkan Kılıç'ın özel haberini Harun Aksoy'un görüntüleriyle izleyeceğiz. Günümüz deniz savaşlarında tabiri yerindeyse ilk vuran kazanır mantığı geçerli. Zira kullanılan silahlar tek atışta bir gemiyi batırabilecek güçte. İşte bu sebeple düşmana yönelik keşif ve gözlem donanma için paha biçilmez. Tam da bu noktada deniz karakol uçakları devreye giriyor. Ege, Akdeniz ve Karadeniz Türk donanmasına, donanma da deniz karakol uçaklarına emanet. Türkiye ilk deniz karakol uçakları için 2001'de harekete geçti. Projeye Meltem ismi verildi. İlk uçaklar da çok geçmeden envantere girdi. Deniz karakol uçaklarımız 2002 yılında lojistik maksatlı envanterimize girdi. Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. Nakliye amaçlı uçaklara Türkiye'de modernizasyon yapıldı. 2002 yılında başlanan çalışmaların sonucu olarak bugüne kadar 4 deniz karakol uçağının kabulleri yapılmıştır. Diğer 2 deniz karakol uçağının kabullerinin ise Temmuz ayına kadar yapılması planlanmaktadır. Kanada ekibi İzmit'te bulunan Deniz Hava Komutanlığı üssüne girdi. Türk donanmasının gözü kulağı olan uçakları yerinde görüntüledi. Uçağımız yapılan modifikasyonla su üstündeki düşman unsurlarını tespit edebilmek maksadıyla radar, elektronik sinyal tespit sistemi ve kızılötesi kameralarla donatılmıştır. CN-235 deniz karakol uçağımızın asıl görevleri denizaltı savunma harbi ve su üstü harbidir. Ayrıca bize ilave bir görev olarak da bir kazazedenin bulunması, aranması ve kurtarılması şeklinde bir arama kurtarma görevi de verilebilmektedir. Şu anda deniz karakol uçaklarından birinin içerisindeyiz ve son teknoloji silah ve haberleşme sistemleriyle donatılmış durumda ve içinde uzman personel tarafından kullanılıyor. Ben uçakta elektronik harp operatörü olarak görev yapıyorum. Aynı şekilde denizaltı da su üstü gemilerini tespit etmek amacıyla radar kullanmaktadır. Bu radarını çalıştırdığı anda biz bu radarını uçaktan tespit edip mevkisini bulabilmekteyiz. Deniz karakol uçakları sadece keşif ve gözlem değil, muharebe kabiliyetine de sahip. Bu arkamda görmüş olduğunuz torpido tek bir atışta düşman denizaltısını batırabilecek güçte. Torpidonun ilk seferde isabeti önemli. Tam da bu noktada sonobuoy adı verilen denizaltı dinleme cihazları devreye giriyor. Cihazlar denizaltıların yaydıkları ses dalgalarından yerlerini ve büyüklüklerini tespit ediyor. Şu an görmüş olduğunuz cihazlar sonobuoy adı verilen su altına, suyun üzerine atılan ve su altında sesleri dinlememize yarayan cihazımız. Bu cihazımız suyun içine atılıyor ve cihazın üzerinden bir şamandıra su üzerinde kalıyor. Su üzerindeki şamandıranın içerisindeki anten vasıtasıyla su altından alınan bilgiler uçağa gönderiliyor. Bu bilgiler de akustik operatörü tarafından analiz ederek denizaltının tespiti sağlanıyor. Bir nevi mikrofon diyebiliriz. Deniz karakol uçakları Türk donanmasının gözü kulağı dedik. Bu merkezde o uçakların gözü kulağı, uçakların tamamı da işte bu merkezden iletilen verilerle yönlendiriliyor. Burası hakim, irtifa 350 olacak, anlaşıldı. Personel eğitimini Deniz Hava Komutanlığı'ndaki simülatörle gerçekleştiriyor. Kartal burası Martı. 206, kendiniz 344. Deniz karakol uçaklarını kapsayan Meltem projesi henüz bitmedi. Deniz Hava Komutanlığı envanterine Meltem 3 projesiyle 6 adette ATR-72-600 deniz karakol uçağı girecek. Uçaklardan ikisinin boş hali şimdiden teslim edildi ve modernizasyona başlandı. Projenin 2017'de tamamlanması bekleniyor.